Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Into the Dead 2 serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlarsanız arkadaşlar bildiğiniz üzere soluklar kesildi haritasının sonuna gelmiştik arkadaşlar. Üçüncü bölüm artık geçecektik yani kurtuluş bölümüne geçecektik. Ve arkadaşlar videoyu mesela videoda like popular un, unutmayın. Arkadaşlar ben gene e, video dışında etkinlik yaptım. İşte hatta arkadaşlar Cerrah'ın bir seviye daha yükseltme e, parçalarını topladım arkadaşlar. Cerrah'ın günlük, ödü, günlük göreve gelmiş arkadaşlar. Tabi e, siz bu videoyu... E, Cuma günü izliyorsunuz. Bundan önce Squall görev videosunu attım. izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Ee, şu anda ee, evet yani şu anda günlük ödülü bu cerrah var arkadaşlar. Siz ben bu videoyu perşembe akşamı çekiyorum. Ee, o yüzden arkadaşlar cerrah bir seviye daha yükseltebiliyoruz. Ee, benim üzerine arkadaşlar ne yapmıştık diye soracak olsa e, kader kısmet. Bir de ben buna kader kaza demişim. Kader kısmeti yanlışlamışım yani hatalamışım. Aslında doğrusu kader kısmet. Kaza değil arkadaşlar pardon. Kader kısmet silahımızı açmıştık arkadaşlar. Ondan sonra e, arkadaşlardan arkadaşlar köpeğimize bir seviye yükseltmiştik. Ve yani bir, bir dahaki gelecek videoda akşam muhtemelen şu köpeği açacağım. Çünkü bayağı az kaldı o köpeği açmaya. E, yani bayağı parçasını topladım yani inanılmaz bir şekilde. Şimdi arkadaşlar Cerrah. Gelip arkadaşlar Cerrah zaten demiştim bir kere daha e, seviyesini yükseltirsem çok iyi olur diye. Ve arkadaşlar seviye Cerrah'ta yaptım. Resmi olarak Search Compact diğer adıyla Cerrah bu takma adına arka sokaklarda pis uzun kesme işlemleri yaptığı için alıştır. Yaptığı için alıştır. Ya alıştır. Ya. Garip bir kelime. Garip bir cümle kurmuş. Hız atış hızı ve geniş alana yayınlımı ile hayat kurtarır ama hastalara nadirin hayatta kalır. Hastaları nadiren. <laughs> evet. Demek istiyor ki ölümcül bir silah demek istiyor arkadaşlar. Hiç oyalanmadın arkadaşlar bence. Direkt bu bölüme girelim. Hale ve Maggie çoktan buradan buradan çoktan ayrılmışlar. Ölüler her yerde. Ve her şey kötü gidiyor. Geri kalan tek savunma yöntemi saldırmak diyor arkadaşlar. Yani e, en, iyi sal, en iyi savunma saldırıdır mantığıyla arkadaşlar. E, dalıyoruz. Arkadaşlar en son hatırlarsanız e, buraya kadar gelmiştik. Şimdi 3. harita kurtuluş haritasını geçeceğiz arkadaşlar. Bundan sonra da Stigman Battle. Stig Battle pardon. Man değil. Man er oyundaydı. Stig Battle 2021'in yeni videosu gelecek. onda da kaçırmayın. Evet. Ee, ondan sonra hafta sonunda Shadow Fight 2 gelecek ve ben şunu fark ettim akşam bildiğiniz Necromancer Soru çektim ben birkaç gün önce. E, 9. bölümünü çektim. Ben 10. bölümünü çekmeyi unutmuşum. Normalde hani her e, seriden ikişer video çekiyoruz. Ondan sonra diğer seriye geçiyoruz ya. Bir tane video çekmişim. Diğer e, ikinci çekeceğim videoyu çekmemişim. Unutmuşum arkadaşlar Necromancer Story e, sonra dedim e, şey dedim normalde Necromancer Story çek, çekilecektim yani şu anda Necromancer Story ölü çağıran hikayesini çekmem gerekiyordu telafi etmek adına ee, şöyle bir şey yapacağım Necromancer Story sırası geldiğinde şey yapacağım ama şey yaptım e, Necromancer Story'da akşam benimle 3. maceraya getirdim 3. macerada ben bir Kaç bölümü oynadım arkadaşlar. Abi burada ne zorlu bir bölüm bölümmüş bir şey ya. Valla. Bir de bombalar 20'ye ulaştı arkadaşlar. Yani maksimum bombamız 20 şu an yani 3 gözüküyor da. Şöyle. Hop attım gitti yani. Öyle kafama göre atabiliriz. Kafama göre atabilirim. Çünkü zaten bomba hani her gün 3 tane e, beleş kutu veriyor arkadaşlar size. Mama işte köpek maması kutusu. <laughs> Normal işte şu 20 yıldız açtığınızda 20 yıldız bir verdiği kutu bir de küçük bir kasa veriyor. İyi ki de buraya geçtim. Hoppa. Şimdi evet. Kısp kader kısmet. Hadi bakalım. Kaderiniz kısmetiniz. Yapacak bir şey yok sizin için. Deyip de ölmem umarım. Ah be. Mermiler boş gidiyor. Hani böyle bir zombiye sıktım da o aslında sıkana kadar öldürmek gerekiyor. Çünkü yapmazsanız öyle boşuna gidiyor attığınız mermiler. Ama maalesef olmuyor. Seviyesi yetmiyor ya silah yani. Seviyesi de yetmeyebiliyor silah Allah. Allah oyun dondu arkadaşlar neyse. Sıkıntı yok Allah bir tane daha geliyor. Evet bu bölümde baya 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 koşan zombi varmış. Hop. Hem cephaneyi aldım hem de üst kata çıktım çok güzel. Baya iyi gidiyoruz arkadaşlar şurada baya iyi gidiyoruz. Oyun bazen donuyor onun nedenini anlamadım diyeceğim. Aslında anlamayacak bir şey Oyun ağır bu oyun olduğu için oyun sonuçta hani indirmesi bile bir buçuk gigabayt arkadaşlar. Bir buçuk 1.5 Bir buçuk 2.5 GB İki buçuk gigabayt mıydı? Bir buçuk ya yanlış hatırlamıyorsam. Yani Baya masraflı kendisi. o yüz tane verme mi verdi? Abi. O zaman katliam şu. Katliam mod, katlayan mod açık abi. Katliam mod açık. Katliam mod on. Allah o zombi ben öldürdüm mü? Hop. Aslında taramaya da gerek yok. Bak tık yapayım. ölüyorum Gördüğünüz gibi. Allah. Baba baba. Baba baba baba. Nasıl koşuyorlar. Allah'ım cerrah gibi bir silah olmasa elimde. Bunlar beni yer burada. Ne yapayım? Evet o bir risk attım. Aslında direkt kendimi rahatça kaçabilirdim bunlardan ama ben ne yaptım? Adamın içine girdim. Adamın üstüne üstüne koştum. Hep bir görev yaptık bu arada ama göremedim tamamen. Abi çok geniş bir alanı yayıyor ya mermileri bu cerrah. Gerçekten efsane bir silah. Gerçekten efsane yani. Son anda da son cephaneli bir görevde yaptık ama onu da göremedim. Evet arkadaşlar bu arada orucumuzu açtık arkadaşlar. Orucumu açtım o yüzden rahatça konuşabiliyorum yani. O kadar yorgunum ki en son ne zaman uyuduğumu hatırlam hatırlamıyorum. İyi misin? İyi olmak nasıldı? Unuttum. Hayat dedi. O derece yani. iyi olman nasıl bir şey olduğunu unutmuşlar. Şu anda dışarısı sessiz. Yoldan bir araba çalmaya deneyeceğim. Gençken boşa geçirdiğim zamanlar bir işe arasın bari. <laughs> Aga be. Güvende olun yeter. Lütfen. Dedi arkadaşlar ben. Tamam. Dedi. E, ee, orucumu açtığım için arkadaşlar rahatça artık konuşabiliyorum yani. Tok karnına. Açık aç karnına. Dünkü videoda neydi ya? İkide takılıyorum. O da e, birkaç arkadaşımız arkadaşlar bildiğiniz üzere ben dünkü e, videoda ve ondan önceki videoda Stick Battle 2020'nin videosunda işte Stickfall Legacy'de Modmen olayının nasıl yapıldığı hakkında size e, soru sormuştum. Bir bilgi vermenizi biliyorsunuz bilgi vermenizi istemiştim kaç arkadaşımız yazmış işte YouTube'dan bak işte biri e, bir arkadaşımız işte bir tane kanal ismi söylemiş falan. E, baktım ama tam bakamadım zaman yoktu o anda ve evet 3. bölümün kilidi açıldı akışa kurtuluş artası. Ve kasamızı da açalım akışa bu kasa bayağı iyi aslında yani kötü bir kasa değil. Sniper geldi. Bandit'i boş ver abi artık bandit'i boş var arkadaşlarımızın dediği e, ama birazcık baktım böyle hani var ama benim baktıklarım neredeyse aynı hani linkler falan aynı yani uğraşacağım yani sıkıntı ne biliyor musunuz yapıyorum ya paket bozuk diyor ya da paket uyumsuz diyor ama yani illaki ne yapacağım yani inanıyorum onu yapacağım çünkü baya güzel bir şey hani böyle final boss falan sırf final boss'u çağırmak için bile ben o e, şeyi mod menü dönen olayı indiririm yani ve arkadaşlar Kurtuluş? Burada soluklar kesildi ha, pardon ya. Bir an dedim ne oldu? Oraya soluklar kesildi, orada baga girdi pardon. Bu uçsuz bucaksız mısır tarlalarından geçerken hızlı ref reflekslere ve iyi silahlara ihtiyacın olacak. Umarım kurşuna yeterli olur dedi. Allah şeye mi gireceğiz? Ya abi, bu oyunda en son girmek isteyeceğim yer ya. Valla, şu mısır tarlalarından nefret ediyorum abi. Ama mısır tarlaları hem, ee, şey. Mısır tarlalarına girerken el bombası çok iş yarıyor. Hatta şimdi el bombasını kullanacağım abi. Bol bol el bombası kullanacağım ya. Arkadaşlar. Mısır tarlası çok riskli bir şey ya. Ya aslında az çok da görünüyor da zombiler hani böyle hareket ettiği için böyle. Ya bence sıkmayalım. Mısır tarlası diyor çünkü yani. Bazı zombilerde ne kadar cins arkadaşlar ya hareket etmiyor adamlar ya. E benim işime gelir. Yine Mısır tarlalarına giriyoruz değil mi? Girişimiz gerçekleşiyor. Allah Allah Allah. o daha gerçekleşmiyor. Tamam soluğumuzda kaldı bu sefer. Ama bir daha garanti bize sokacak yani. İnanıyorum buna. Temiz. Abi tar ya tar ya tar ya tar ya. Arkadaşlar at haber bombasını. Allah arkadaşlar abi ne yaptığımızı gördünüz mü? Abi tekrar giriyoruz galiba. Temiz. Burası temiz artık. Çok güzel arkadaşlar. Abi. Tam o, o herhalde son mısır tarlasıydı. Arkadaşlar ne yaptığınızı gördünüz mü? Abi efsaneydi. Gerilimin dibine vurduğu yerdi. Vallahi. Gerilimin dibine vurduğu noktalarda olalar. Dakikalarda. Efsane. Abi devam edelim arkadaşlar abi çok güzel biraz el bombalarını hepsini kullandık ama feda olsun zaten el bombasını e, elde etmek kolay yani o zor değil kutulardan falan olsun çıkarıyoruz yani, rahat bir şekilde. Ana zombi tarafından yendik ya zombi tarafından yendik 434 metre kala Allah'ım yarabbim avantaj kullanılmadı diyor arkadaşlar. Hı <laughs> Abi Tekrar gerilimi yaşayacağız bu arada. Abi ya. El Elbomun boşa ne üzülmüyorum abi. Hani şey olsa hani daha da zorlu bu o şey olsa bulunsa el bombası. Şimdi o gerilimi yaşayacağım için Allah'ım ya ya. Bıçak da yok ya. Bıçak da yok. Yakalandığımız gibi bittik. Cık. Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar. Neyse artık fail'ları olabilir. Kesmeyeyim. Her zaman da direkt tekte geçeceğiz diye bir şey yok. Yani orada aslında silahın gücü yetersiz kaldı yani. Tamam bence cerrah kullanmayayım. Orada sersemletmek amacına kullandım. Keşke cerrah hiç kullanmasaydım abi. Bir tane mermisi kaldı. Şimdi ben bu silahın mermisi bittiğinde ne yapacağım? El bombalarım var gerçi. Bak bu mısır tarlasında sıkıntı yok. Sol, solumuzda kalıyor. Ama Şimdi ağzımıza vuracak mı tarlasını. Ağzımızı geçirecek. Aa, bir dakika. Allah belanı vermeye. Oğlum. Oğlum. Arkadaşlar, at haber bombasını. Bir tane daha el bombası. Arkadaşlar tamam 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 tamam. Bitti değil mi? E o Allah bir tane daha mı vardı? Tara. Çok güzel arkadaşlar abi. Tamam tamam o sonda o sonda o sonda garanti o sonda. Arkadaşlar tamam o stresi tekrar yaşadıktan sonra evet yani ben aslında ben de çok stres yaşıyorum gerçi de. Benden daha fazla stres yaşayanlar muhtemel vardı. Çünkü ben bir kere bunları yani bir kere daha önce de oynadığım için. biraz olsun daha az stres yaşıyorum tabii. Yani ilk oynadığınızda daha fazla e, stres Emin olun yani. Çünkü ben ilk oynadığımda hatta oyunu durdurmuştum yani. yani böyle kol kadar stres olmuştum ki. Ama dediğim gibi yani bence bu oyun korku oyunu sayılmaz ya. Mısır tarlalarını Saymıyor mısır tarlaları tam gerilim. O da gerilim yapıyor. Korku da değil de. Ama bak böyle açıkta korku sayılmıyor abi. Zombiler böyle üstüne geliyor. Bence bu korku sayılmaz. Ama yok abi. Şimdi ben risk almayacağım. Gene ölürüm falan filan. Tamam. Bitti bitti bitti. Ama arkadaşlar bir daha iki kere o yüksek gerilimi yaşadıktan sonra. Bölümümüzü bitiriyoruz. Sanırım o askeri üssün yakındayız. Diyor bizim kız kardeşimiz. Ağlayabilirim. Yaşasın. Ağlayabilirim dedi ya. Neyvort üssü mü? Tamam oraya git. Neyvort üssü varmış akşa bir tane ve... Oraya git dedi. Ve arkadaşlar... Abi nasıl bir gerilimdi. Güzeldi ama oh, valla güzeldi. Güzeldi Vallahi güzeldi yani. Sıkıntımız yok. Güzeldi. Enerjimizin gittiği önemli değil. Zaten hani... <laughs> Videom, videomuz bitene, enerjimiz bitene kadar videomuz çoktan bitmiş olur. Enerjimiz daha da fazladan kalır yani. Görevlerde topla, evet. Bir tane daha görev e, şey yaptı. Ne geldi abi? El bombası. Güzel. Tamam. El bombasının geldi iyi. Ve o evet Kutumuza geldi bir tane. Hemen kutumuzu da açalım. Bunun parçası geldi. Bunun parçası geldi. Cerrah parçası geldi ve cerrah parçası 3. seviyeden itibaren 20 parça istiyor. Hmm. Tamam. Ama bu üçüncü seviye cerrah beni bayağı bir ileri götürür yani. O garanti. Şimdi. E, bir tane sniper'ımız varmış arkadaşlar bizim. Yani bir tane sniper elde ettik. Anlı kadar Evet şurada değil mi? Silah yap diyelim o zaman. Ve bam yapıldı. Evet bu da güçlü uzun menzili yüksek hassasiyeti sahip bir avcı silahı diyor. Tamam. Predator. Predator. Tamam. Evet diğer bölüme girelim. Görünen o ki askeri üsse yaklaşan Hele ve mege, sonra güvenli bir yer bulmuşlar. Sakın durma diyor. Tısal bir de durmayacağız. Basacağız gaza. Ha, yani bir de bu öyle bir kutu veriyor. Bakın bu. Bıçakları, el bombaları, köpek maması ve ee, ve avantajları almak için mağazada kilitli ögelerin kilitli öge kutularını aç. Gördüğünüz gibi bir de bu. Şöyle küçük bir kasa veriyor kasadan bıçak çıkıyor. Mama çıkabiliyor. Yani böyle Aile şeyler çıkıyor, ekipmanlar çıkıyor yani bence gayet ideal bir kasa yani boyundan büyük bir değeri var. Bu da bayağı güzel. Şimdi şimdi şimdi. Sen olsana. Daha da bu yakaladı yakaladıydı değil mi? Bu tipti. Tamam artık şey yoktur ya. Hatırladığım kadarıyla artık şey vermiyordu galiba. Allah. Girişimiz bir şey oldu oldu ya. Selamünaleyküm. O oh. şarjör. Kesinlikle hayır diyemem abi şarjöre. Gayet iyi tamam. ilerliyoruz arkadaşlar. Bam. Bence şu an gayet güzel ilerliyoruz arkadaşlar. Bir de e, videolarda biraz sesim az uyumuş. Birkaç bir iki üç gün Dur e, attığım videolarda sesim biraz az duyulmuş o yüzden biraz da yüksek sesle konuşmaya çalışacağım. Birkaç kere daha böyle olmuştu. E, bu alışkanlık oluyor mesela hani böyle sessiz konuşmaya başlıyorsunuz sonra tekrar böyle devam ediyor böyle, böyle fark etmediğin sürece böyle sessiz konuşuyorsunuz. Yani öyle çok da sessiz konuşmayı açıkçası sevmiyorum hani. Tabi böyle çok e, sessiz konuşmayı da sevmiyorum yani orta düzey yani insan anlayabileceği samimi, samimi bir şekilde. Çünkü ses konuşunca sanki böyle hani zorla video çektiriliyormuş gibi bir hissiyat oluyor insanlarda izleyicilerde. Öyle de bir hissiyat olmasını ben izleyicilerimde istemem tabii ki de. O yüzden <laughs> samimi bir şekilde zaten videolarımı çekmeye çalışıyorum arkadaşlar sizler için. Allah ölmedi. Ay <laughs> ölmedi ölmedi. O beyaz kafalar ölmüyordu değil mi? Hatırladım. Abi ölmüyor abi. Şunlar da abi artık şu zayıf zombiler kalmadı Allah son anda kaçtık bu arada abi çok iyi. Hop çok güzel bir tane daha vurayım. Üçüncü seviye cerrah baya iyi bu arada. Onu size söyleyeyim arkadaşlar üçüncü seviye cerrah çok iyi. Bir tane daha koyayım size hoba Allah. Direğe girdik bildiğiniz. Aha vallahi bir taradım. Adam kalmamış ortada. Allah yok risk almayacağım. Orada risk alsaydım ölme ihtimalim vardı çünkü. O şarjör bitti. Evet bir böyle <laughs> nasıl söyleyeyim? Böyle çiftlik gibi tarla gibi yerlere geldik. Şanslıyız. Burada hala kamp yapan birkaç asker var. Şimdi bizi içeri aldılar ve evet arkadaşlar bu harika. Onların dediklerini yapın. Onlar size iyi bakar. Ee, askeri üsse ulaşıyor bizimkiler ve tamam. Abi seni seviyorum kardeşim. Haydi bir tane daha mısır tarlasıyla mı uğraşacağız biz Allah'ım. Hiç çekinmiyor mısır tarlaları. Ee, bizimkiler şeye ulaşmış güzel. Askeri üsse ulaşmış. Orada da birkaç asker varmış kamp yapan. Arkadaşlar gerilime hazır olun. Çünkü tekrar gerilim yaşayacağız. Evet. Ne diyor abi? Pink balası. Abi bu. Ne hep böyle dedi? Bak baya gitti ama baya baya böyle gitti. Neyse arkadaşlar ya o zaman bu takımak olsun. Desem. Yani bu pik pilosu da yani şey yapmak istemiyorum. Diğer videodan gerilme devam ederiz arkadaşlar. Bu video bana yani gerilim bence yeter arkadaşlar. Arkadaşlar ben tabii videoları like, like, abone olmayı unutmayın. Bir dakika da görüşürüz şimdi. Gelsin bakalım bay bay.